Arkadaşlar asit bazın ikinci videosu asit bazda ilgisiz bir video olacak. Zaten başlıktan da göreceksiniz. Bu logaritma videosu 11. sınıflar için. 11. sınıflarda ne yazık ki asit baz ünitesi matematikteki logaritma ünitesinden önce geliyor şu anki müfredatta. Bu yüzden bu kısa bir logaritma, temel logaritma videosudur. Bize asit bazda yetecek kadar logaritma anlatacağım. Logaritma bilenler bu videoyu atlayıp 3. videoya geçebilirler. Bu videoda hemen kısaca basitçe hiç logaritma bilmeyen 11. sınıflar için bize lazım olacak kadar logaritma anlatacağım. Arkadaşlar az sonra 3. videoda bize logaritma lazım olacak. Nedir logaritma? Logaritma matematikte karşınıza gelecek benim çok sevdiğim bir şeydir. Logaritmanın temel tanımı bu. Logaritma a tabanında b eşittir c ise bu a üzeri c'nin b olduğu anlamına gelir. A üzeri c eşittir b'nin basit yazılım şeklidir. Yani daha bariz bir ifadeyle 10 tabanında logaritma yüzü soru size soruyorsa şunu demek istiyordur. Bakın şunu demek istiyordur. 10'un kaçıncı kuvveti 100 eder? Size bunu soruyor. 10'un kaçıncı kuvveti 100 eder? Kaçıncı kuvveti? İkinci kuvveti. O zaman logaritma 10 tabanında 100 eşittir bizim için 2. 10 tabanı logaritma için varsayılan tabandır, yazılmaz. Diğer tabanlar yazılır. Matematikte göreceksinizler de. Örneğin 2 tabanını kullanıyorsak logaritma 2 tabanında 4'ü sizi özellikle belirtir. Siz de bunun 2 olduğunu belirtirsiniz. Ancak 10 tabanı kullanılmaz. Size logaritma 1000 kaçtır diye sorduğunda siz de gizli taban olarak 10'u kullanıyordur. Yani 10'un kaçıncı kuvveti 1000 arkadaşım? Sana bunu soruyor. 10'un kaçıncı kuvveti 1000? 3. Biz burada azıcık negatif sayılara da giriyoruz. Biraz negatif sayıları da bilmemiz lazım. Hemen onlara da örnekler verelim aklımıza iyice yatsın. Logaritma 0,1 eşittir soru işareti. Neyi soruyorum size? 10'un kaçıncı kuvvetini alırsam 0,1 olur. Hemen buradan bakalım. 0,1 kaçtı? 1 bölü 10'du değil mi? Yani 10 üzeri eksi 1'di. O zaman logaritma 0,1 kaç eder? Eksi 1 eder. Yani ben 10'un eksi 1'inci kuvvetini alırsam 0,1 çıkar. Burada da anlaştık sanırım. Hemen bir pratik daha. Logaritma 0,01 kaçtır? Onun kaçıncı kuvveti 0,01'dir? Eksi ikinci kuvveti. Evet, bunu anlaştık. Diğer tabanlar beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren bu tabanlar. Logaritmanın bir özelliği daha lazım olacak bana bazı sorularda. Bir özelliği daha lazım olacak. Hemen ondan da bahsedelim. Logaritmanın içindeki çarpma işlemi. Toplama bana lazım değil. Çarpma işlemi lazım. Arkadaşlar logaritma a çarpı b işlemi. Logaritmanın dışına çıkarmak isterseniz logaritma a artı logaritma b olarak çıkar. Hemen neden böyle? Neden böyle açıklayalım. Örneğin size logaritma 10 çarpı 100'ü soruyor. Bu basitçe yapabileceğimiz bir işlem. Ben bunu ayırıp hakikaten böyle mi yaptığımız doğru mu aklınıza iyice yatsın diye yazacağım. Logaritma 10 çarpı 100 logaritma 10 artı logaritma 100 değil mi? Peki 10 çarpı 100 kaç? 1000 değil mi? 1000'in logaritması kaç çıkar? 3 çıkar. 10'un kaçıncı kuvveti 1000'dir? 3. kuvveti. Bakalım hakikaten çıkacak mı? 10'un kaçıncı kuvveti 10'dur? 1 artı. 10'un kaçıncı kuvveti 100'dür? 2. 1 artı 2 kaç çıktı? 3. Evet. O zaman bu iki bilgiyi unutmuyoruz. Birinci bilgimiz neydi? Sana logaritma işte kaç sordu? 5 sorduğu zaman sen şunu anlayacaksın. 10'un kaçıncı kuvveti 5'tir. Bunu sormak istiyor. Başka sana logaritma 0,5 dediğinde sen hemen şunu logaritma 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazacaksın. Çarpma haline getirdik. Daha sonra ayırıyoruz. Logaritma 5 artı logaritma 10 üzeri eksi 1. Çarpmayı toplama olarak çıkarıyoruz. Ve logaritma a tabanında b eşittir c dediğinde şunu söylemek istiyor. A'nın kaçıncı kuvveti b eder? Anlaştık değil mi? Bu bizim için önemli bir bilgi. Üçüncü videoya geçebilirsiniz şimdi.